Eline sağlık Adnan Usta. Şahane oluyor duvar. Ne kadar işi kaldı peki? Az kaldı az. Ben de acele ediyorum. Çocukları bu yeni açılan Vahşi Batı Parkı'na götüreceğim. Fatoş'a söz verdim. Hop hoca ha hay. Oo çok güzel. Ha. Vay canına Necati abiye bak sen. Çocuklar aman evladım. Çekilin yanıma gelin. Bu adamın sağ solu belli olmaz. Masa lazım mıydı? Neyse pardon. Necati geliyor. Tamam. Acaba ne zaman pes edecek? İyi. Ya, seni duydum Şakir. Son muhteşem hareketimle bitiriyorum. Dönme hareketi. Siz hangi takımın taraftarısınız? Nemzi, büyük derbi var galiba. Baksana şunlara. Necati, sen ne yaptığının farkında mısın? Bütün gün bu çocukları temizlemekle uğraşacağım. Ben eve gidiyorum Remzi. Ama bizim duvar kaldı Adnan. Kusura bakma artık, başka gün devam edelim. Al şu biletleri. Bizim bugün gitmemiz çok zor. Bu çocukları yıkadıktan sonra sokağa falan çıkartamam. Necati ah. Ben de sizin takımı tutuyorum. Civ civ civ, cav cav cav. Güle güle birlik taraftarlar. Baba bunlar bedava bilet. Vahşi Batı Parkı'na gidebiliriz. Evet oğlum. O zaman hadi hep beraber bedava bilet şarkımızı söyleyerek buradan hemen gidelim. Bedava bilet, bedava bilet. Sen ne güzel şeysin. Keşke her şey senin kadar güzel olsa. Bedava bilet, bedava bilet, bedava bilet. Hiç para vermedim sana. Hoş geldiniz. Biletlerinizi görebilir miyim? Tabii ki. Buyurunuz. Yalnız bu bedava bir bilet. Bununla sizi içeri alamam. Ne? Şaka. Bedava şeyleri ben de severim. Bakın hatta bana da biraz önce dondurmadan bedava çıktı. Buyurun. Geçin içeri. İyi eğlenceler. Teşekkürler. Bedava bilet. Bedava bilet. Sen ne güzel şeysin. Bedava bilet, bedava bilet. Yeter, susun artık. 2 saattir bir şey anlatmaya çalışıyorum burada. Anladık işte, bedava almışsınız. Bir dinleyin beni. Necati abi, sen ne kıyafeti giydin? Başka kovboy ve kızılderili kostümü kalmamış. Bana bu kaktüs kıyafetini verdiler Şakir. Çok mutsuzum. Ben kaktüslükten ne anlarım? Öyle deme abi. Kaktüs de buranın bir emekçisi. Dalga geçmenin cezası. Gel, sana sarılacağım. Batıyor, yapma. Sevgili katılımcılar, ben buranın müdürüyüm. Görmüş olduğunuz gibi harika ötesi bir mekan açtım. İyi yaptın müdür. O işi hallettiğin çok iyi oldu. Bu parkın içinde sizleri gizli görevler bekliyor olacak. O görevleri yerine getirip oyunu ilk bitiren de bir çuval dolusu altını kazanmış olacak. Ne dedin? Evet, yanlış duymadınız. Bir çuval dolusu altın dedim. Bir duvar borusu barkın mı? Sen yanlış duydun. Duvar borusu barkın diye bir şey yok. Çuval dolusu altın dedim. Tamam pardon. Ben yine duymadım, ne dedi? Öyleyse kapılar açılsın ve oyun başlasın. Hadi. Şuraya bakın. Ne kadar da büyük bir yer burası. Adeta gerçek bir Vahşi Batı filminde gibiyiz. Gerçek bir tren bile var. Acaba görevi nereden öğreneceğiz? Bir an önce o altın dolu çuvalı almak istiyorum. Bunu mu istiyorsun yani? Akbaba Kürşat ve adamları değil miydi onlar? Hem de ellerinde büyük ödül vardı. Herkesin havalı havalı şapkaları, okları falan var. Benim hiçbir şeyim yok. Özel gücüm de yok. Sadece dekorum. Baksana. Kaktüs dekoru. Dikkat. Oyunumuza gizlice giren Akbaba Kürşat bir şekilde büyük ödülü sakladığımız yeri bulmuş ve çuval dolusu altını çalmıştı. Oley! Bunda sevinecek bir şey yok. Pardon. Kaktüs olmak çok sıkıcı. Ne yapacağımı şaşırdım. Şu dakikadan sonra oyunun görevini değiştiriyorum. Akbaba Kürşat'ı yakalayanlar ödülün sahibi olacaktır. Koşun. Hadi. 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 Had
hadi oğlum hadi. Tamam abi, anca bu kadar. Bu trene atlarsak buradan kurtulabiliriz. Bu tren bizi sabah gizlice girdiğimiz deliğe götürecektir. Kürşatlar trene atladı. Bakın bakın, tren ileriden dönüş yapacak ve yakınımızdan tekrar geçecek. O gelene kadar hala vaktimiz var. O halde etrafta ne varsa toplayıp barikat yapalım. Hadi, hadi çabuk. Merhaba kaktüs kardeş. Seni ittirmek zorundayım, kusura bakma. Abi, Remziler barikat kuruyorlar. Tamam, bitti. Gidelim hadi. Eyvah, ayağım, ayağım sıkışmış. Hadi baba. Ayağımı çıkartamıyorum oğlum. Necati, sen de bir şey yapsana. Tamam. Ne yapıyorsun? Süper Bey'in dalgalarımla treni durdurmaya çalışıyorum. Çünkü ben kaktüs adamım. Oğlum sen kaç kurtul. Beni bırak. Zaten oyuncak tren bu. En fazla bacağım incinir. Hayır. Kaktüs gücü. Başardım. Kaktüs güçleri bir şey yaradı. Of, bu güçlerle kim bilir daha neler yapabilirim. Rayları değiştiren kola çarptığımı söylesem mi? Boş ver, söyleme. Sevinsin gariban. Tamam. Oh, kurtuldum. Abi, demin tren ray değiştirdiği için bizim gitmek istediğimiz yere gidemeyeceğiz galiba. Doğru diyorsun. Sabah girdiğimiz delikten bayağı uzaklaştık. Sen dürbünle bak bakayım etrafa, görebileceksin mi orayı? Tamam abi. Eyvah! Abi, sana kötü bir haberim var. Yoksa trenin düdüğü mü bozuldu? Yok abi, o çalıyor. Çalsana düdüğü Necmi. Vay bari. Asıl kötü haber, bizim deliği kapatıyorlar, baksana. Tüh, bu düdükten de kötü hakikaten. Buradan çıkamazsak yakalanırız abi. Pes etmek yok Ercan. Aklıma bir şey geldi. Şu ilerideki samanlara atlayacağız birazdan. Tamam abi. Dur, son kez düdüğümü de ben çalayım. Hadi bakayım. Hop. Oh, evet kaktüsler uzun süre dayanabilir ama ben dayanamıyorum. Of, çok sıcak. Susadım. Herkes beni iyi dinlesin. Galiba Akbaba, Kürşat ve yanındaki adamları kasabadaki bankaya doğru gidiyorlar. O yüzden elinizi çabuk tutun. Müdür, çok sıcak burası. Bari su ver bize. Hadi size bir tavsiye vereyim. Kaktüsler içlerinde su depolarlar. Bir kaktüsü ortadan ikiye bölerseniz su ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Ne? Ne diyorsun sen müdür? Bakın bir tane kaktüs var şurada. Oldukça sulu bir şeye benziyor. Yakalayın! Hayır! Anne, ben gerçek kaktüs değilim. Necati koş! Hey sen, hemen in o arabadan. Ona ihtiyacım var. Ama benim işim var. Tamam neyse ne. Suyumu çıkarmaya geliyorlar. Ben ne dediğimi biliyor muyum? İn çabuk in. Kaktüslü otomobil geliyor. Çekilin. Necati bizi bekle. Çabuk olun. Bas gaza Necati, bas gaza. Doktorinin, doktorinin oğlum, doktorinin. Kimse kıpırdamasın. Bu bir soygundur. Evet, başka bir şey değil. Yani deprem değil, trafik kazası da değil. Bu bir soygun. Sonra yanlış anlaşılma olmasın. Tamam Ercan, anladık. Uzatma. Zaten elimizde muzlarla soygun yapıyoruz. Merhaba, Toynak Bank'a hoş geldiniz. Çabuk burayı boşaltın bakayım. Merhaba, Toynak Bank'a hoş geldiniz. Tamam, hoş bulduk, anladık. Siz beni duymadınız mı? Boşaltın burayı dedim. Merhaba, Toynak Bank'a hoş geldiniz. Abi, bunlar gerçek değil. Bunlar robot galiba. Necmi, şunun fişini çeksene bir. Merhaba, Toynak Bank'a. Bak görüyor musun? Bir gün bütün meslekleri robotlar ele geçirecek demişlerdi zaten. Neyse tamam, işimiz daha kolay. Dinamitleri getirin. Birazdan eğlence başlayacak. Yavaş Necati, yavaş. Dur artık, tamam. Duramıyorum. Fren çalışmıyor. Birine çarpacaksın, dur. Merhaba, ne güzel bir gün değil mi?
bucuri bucuri. Merhaba. Ne güzel bir gün değil mi? Adam kafasına lastik yedi, hala merhaba diyor. Dostum iyi misin? Aa, bunlar robotmuş. Her yerde robotlar var. Oh iyi bari. Gerçek değilmiş. Hey! Herkes beni iyi dinlesin. Müdür, beni gördüğünü biliyorum. Beni iyi dinle. Bize hemen bir helikopter yollayıp kaçmamıza izin vermezsen bu bankayı uzaya yollarız. Evet, adı da Uzay Bank olur. Bir şeyler yapmamız gerek. Benim bir fikrim var. Siz onları oyalayın. Müdürle konuşmaya gidiyorum. Müdürü nasıl bulacaksın oğlum? Nerede olduğu belli değil ki adamın. Telgraf tellerindeki megafonların bağlı olduğu kabloyu takip edeceğim. Biz de onları oyalayalım Necati. Bu işi bana bırak. Müdür, cevap versene arkadaşım. Duymuyor mu beni? Abi, şu kaktüs hareket etti gibi geldi mi sana da? Hı? Ne kaktüsü? Yo, duruyor işte. Sanki bir an oynadı gibi. Ercan, sıcaktan senin başına güneş geçmiş. Ha, baba. Sahiden hareket etti şimdi. Hı? İyice çıldırdın. Abi, bu kaktüs gülüyor. Hakikaten bana da öyle geldi. Kaktüsler güler miydi? Hiç zannetmem abi. Çekil musunuzu? Çıktık abi. Necati bu. Kaktüs gücü. Kaktüs adam yine iş başında. Neler oluyor? Baba, şu yelekleri giyin hemen. Acaba neler oluyor? Necati bayıldı. Neyse, ona da ben giydireceğim. Abi, bizim çuval hangisiydi? Ne demek hangisiydi? Nereye gitti? Abi, bütün çuvallar karıştı. Hangisi bizimkisi bulamıyoruz. Nasıl becerdin çuvalı kaybetmeyi? Hangisiydi? Hangisi? Bu değil. Bu da değil. Baba, bu altın mıknatısı. Sizi kurtaracağız. Uyan Necati. Giy şunu. Altın dolu çuval yukarı gidiyor. Yakala, yakala. O çuval benimdi. Şimdi görürsünüz siz. Bu bankayı yerle bir edeceğim. Abi, konfetiymiş bunlar. Gerçek dinamit değilmiş. Gülme Ercan, gülme. Sen de bırak omuzu yemeği. Şapçık. Bıcık bıcık. Buranın şerifi olarak üçünüzü de kudüs atıyorum. Bıcık bıcık. Aferin evlat. Sayende çuvalı kurtarmayı başardık. Bu ödülü siz hak ettiniz. Yaşasın! Oley! Necati! Necati! Ne oldu? Yaha! Uçuyoruz! Necati! Necati! Hepimizi kaktüs gücünü kullanarak sen kurtardın. Altını da biz kazandık. Ne? Sahi mi? Oley! Şaka değil, değil mi? Ben kurtardım. Oley! Mutluluktan bayılacağım. Bayıldım. Acaba kazandıkları altınların gerçek değil de altın kaplamalı çikolata olduğunu şimdi mi söylesem, sonra mı söylesem? Bugün pazar diye Caddebostan sahili yine çok kalabalık. Ben kesin beceremeyeceğim bu paten işini ama hayırlısı artık. Oğlum sen denemeye devam et. Pes etme hemen. Ya, dur, ay. Hoppa. İyi. Evet, hadi. 9 aylık oynayalım. O zaman en az sektiren kaleye geçsin. Olmaz. İlk göz kırpan kaleye geçsin. Ben sektirmeyi beceremiyorum. Başlıyorum. Göz kırptın, çık. Kumpirle ikimiz kaldık. Ama hile yapıyorsun. Bana ne arkadaşım, ben topu atmadım. Kırpmayacaktı gözünü. Hadi oğlum, hadi evladım. Sıkma kendini, rahat ol. Harika düşüyorsun. Bana da öğretir misin? Beceremiyorum işte. Kaç gündür deniyorum, ayakta bile duramıyorum. Hadi kumpir, hadi.
Hadi başarabilirsin. Arkanda der bir yaratık var Kupin. Beni kandıramazsın. Hadi başarabilirsin. Düşeceksin. Gözünü kırptın. Yeter artık. Pes ediyorum. Yapamıyorum işte patel matel. Gidiyorum ben. Evet hadi kaleye geçin bakayım. 9 aylık başlıyor. Ben şu Şakir'in peşinden gideyim. Morali bozuldu çocukcağız. Beni de bekle Remzi. Kafama top yedim. Başım dönüyor. Belli ki beceremiyorum. Neden zorluyorum ki? Pes ettim ne var yani? Pes etmek en doğal hakkım değil mi? Ha? Bu ses de ne? Bu ne? Şşt, Şakir, oğlum nerelerdesin sen? Oo, biri çöpe asansör atmış. Ne zenginler var şu hayatta. Kimse çöpe atmadı. Şimdi gökyüzünden düştü. Ne? Sihirli bir asansör. Hadi bakalım. Necati abi dur bir atlama hemen. Burada bir tane tuş var sadece. O zaman hemen basalım. Sanki çalışacak. Niye basıyorsun ki? Ne demişler? Çukur buldun kaz, düğme buldun bas. Öyle bir laf yok. Uydurma. Ama bu imkansız. Nasıl olur? Ben korkmaya başladım. Bence çıkalım gidelim buradan. Kapı kapandı baba. Çıkamayız. Bence çok eğlenceli. Hayır değil. Bende kapalı alan korkusu var. Bende de kapalı ayran korkusu var. Kapalı ayran korkusu mu? Hay ben çıkacağım. Siz ne yaparsanız yapın. Bakayım aşağıya. Önümüzden bir asansör mü geçti? Aynen. Oksijen gitmiyor kafamıza bence. Bir cam falan açalım. Aynen. Abi sen de her şeyi aynen diyorsun. Aynen aynen. Oy bu neydi arkadaş? Oy babaanneciğim bana süt ve iyiymişin. Biz de seni bekliyorduk Şakir. Siz kimsiniz? Kim var orada? Biz neredeyiz? Biz kimsiniz? Sen biz miyiz? Sakin ol evlat. Seçimleriniz sizi buraya getirdi. Burası neresi ki? Burası. Çok havalıyız değil mi? Bir dakika ne seçimi? Ne seçimi yapmışız biz? Babaanne bana televizyon açaymışsın. Şöyle ki Şakir paten yapmaktan vazgeçti ve pes ettiğini söyledi. Burası çok istediği bir şeyi yapmayı bırakıp pes edenlerin hapsedildiği bir hapishanedir. Ne kadar da saçma. Öyle şey mi olur? Pes etmek benim hakkım mı? Sonuçta beceremiyorum. Bu işler bu kadar kolay değil delikanlı. Çalışmalısın. Çok çalışmalısın. Çabucak pes etmek diye bir şey yok. Muhafızlar alın bunların hepsini hücrelere takın. Bir dakika biz ne yaptık? Biz bir şeyden pes etmedik. O halde bu asansörde ne işiniz var? Bu asansörün görevi pes edenleri yukarı getirmektir. Demek ki siz de bir şey yapmışsınız. Hayır hata yapıyorsunuz. Bizim bir suçumuz yok. Şakir'in de bir suçu yok aslında. Bırakın bizi. Nereye gidiyoruz abiler? Top oynamaya mı? Necati sen de kendine gel artık. Tam sırasını buldun çılgın. İnanamıyorum. Bir paten kayamadım diye beni buraya attılar. Tamam dur yeter. Aynen. Seni niye attılar peki? Ben de yarın en hızlı kıyafet değiştiren hayvan olacaktım. Çok çalıştım çılgınlar gibi uğraştım ama sonunda pes ettim. Asla birinci olamayacağım anladım ve bıraktım. Aynen. Ben de. Vah. Arkadaşım ne yaptığını sanıyorsun sen? İyi misin?
Hapishaneye düşenler böyle bağırmazlar mı? Nereden uyduruyorsun böyle şeyleri? Bana bir bağlama getirin çabuk. Bağlama çalmam gerek. Arkadaşım susar mısın? Zaten sinirim bozuk. Yemek saatini bekliyorum burada. Tamam sustum. Siz niye buraya düştünüz peki? Bir gün baktım yürüyemeyecek haldeyim. Ben de gittim spora başladım ama... Ama sonra birden zor gelmeye başladı ve pes ettim. Pes etmemle buraya gelmemle bir oldu zaten. Neyse yemek saati gelince beni kaldır yoksa seni yerim ha. Ne kadar şanslıyım. Herkes koğuşta iki kişi kalırken ben tek başıma kalıyorum. İmdat! İmdat! Simbat! Simbat! Benim midem bozulmuş belli. Simbat diye bağırıyor güzel midenciğim. Kalk üzerinde. Altımda bir şey var galiba. Tamam kalktım. Ay, arkadaşım oturduğun yere baksana. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? He biliyor musun? Yani böyle de olmaz ki. Bir etrafına bak ama ben böyle bir rezillik görmedim. Susmadın ama cık 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 cık. Yemek sohbeti. Koşun. Şakir. Oğlum nasılsın? Rahatın yerinde mi? Süperim baba. Şimdi havuzdan geldim. Birazdan da parti yapacağız. Sahi mi? Bizde öyle şeyler olmuyor hiç. Baba dalga geçiyorum herhalde. Ramzi! Necati! Gelin gelin size yer tuttum. Yok yok bu çok saçma. Buradan bir an önce çıkmamız gerek. Öyleyse hemen tünel kazalım. Ne? Ben demedim. Sanki şu demiş gibi bakıyor. Ya hadi! O halde tamam. Herkes bir tane kaşık alsın. Öğle yemeği arası bir saat sürecek. Bu sırada bütün komşuların kapısı açık kalacak. Şansımıza koğuştaki arkadaşlarımız da öğle saatinde hep televizyon izliyor. Biz de bundan yararlanıp içimizden birinin koğuşuna girip o tüneli kazacağız. Necati sen de erkete olacaksın tamam mı? Oley erketeyim oley. Erkete ne demek? Erkete? Biz tüneli kazarken etrafı kolaçan eden kişi demektir. Gardiyanların yaklaştığını görürsen bize haber vereceksin tamam mı? Tamam. Şu andan itibaren süper bir erketeyim. Gözümü bile kırpmayacağım. 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 Gözüm kurudu. Kırpmak zorundayım. Kırptım. Kusura bakmayın. Şu anda kaçmış haldeyiz. Yani görüyorsun burada olduğumuzu bir de soruyorsun kaçtınız mı diye. Sonuç ne oldu yani kaçamadınız mı? Hala soruyor. Kapılar kapanıyor. Vay vay. Ramzi herkes uyumaya çalışıyor. Biraz daha sesli olur musun lütfen? Bir tık daha sesli. Tamam. Oh be! Dünya varmış! Ne yaptıysak olmadı. Tünellerin hiçbiri işe yaramadı. Sonsuza kadar burada kalacağız demek ki. Biliyordum. Yine pes ettin değil mi? Neden buraya geldiğini hiç unutmuyorsun. Ne güzel. Pes etmek sana yakışıyor evladım. Pes et boşver. Hayır.
Bu sefer pes etmeyeceğim. Buradan kaçacağız. Ve sen... Ben mi? Ve sen de bana yardım edeceksin. Alo, baba. Baba, beni duyuyor musun? Dinliyorum evladım. Yarın buradan kaçıyoruz. Şimdi planı anlatıyorum. İyi dinleyin. Remzi, benim su borusu konuşmaya başladı. Sus bir dakika Necati. Şimdi şöyle. Bak. Pısır. Heyo, yemek savaşı! Yemek savaşı! Baba, kıyafet! Yakala! Dursanıza! Çabuk durdurun şunları! Durun! Herkes dursun! Çocuğum! Sizi gidi yaramazlar sizi! Yürüyün bakayım! Gardiyan, sen nereye götürüyorsun bunları? Aynen! Ne? Yani müdürüm, yemek savaşını bu arkadaşlar başlatmış. Onlara ceza vermeye götürüyorum. İyi, geç hadi! Koş! Hadi! Tamam, hadi! Yaşasın, kurtulduk. Oley! Aa, gardiyan da bizimle gelmiş. Benim, gardiyan değil. Aynen. Aslan oğlum benim, pes etmedin, yılmadın ve kafana koyduğunu yaptın. Seninle gurur duyuyorum. Sağ ol baba, bundan sonra hemen pes etmeyeceğim. O zaman patene ne dersin Şakir? Tamam, hadi yapalım şu işi. Aynen. Hadi artık, nerede kaldı bu kargo arabası? Bu mu? Hayır, o itfaiye arabası. Bu mu? Hayır, o kedi. Yavrum içeride beklesenize. Alt tarafı video oyunu gelecek. Son dediğinizi anlayamadım. Ha, tamam o zaman. En büyüğünüz benim. Bu yüzden oyun bende duracak. Pardon, bu işte. Anne, biz Atari oynayacağız. Kırıcığım, biz Atari oynayacağız. Hebe. Gidin başka televizyonda oynayın. Dizim başlayacak şimdi. Canının odasına. Yürüyün. Harala girene. Bize televizyonun lazım Canan. Atari oynayacağız. Üzgünüm ama birazdan arkadaşım televizyona çıkacak. Harala girene. Senin odan nerede oğlum? Burası işte baba. Dağınıklıktan göremiyorum da. Bu traktör lastiği benim olabilir mi? O nasıl gelmiş buraya ya? Lastik değil, komple traktörmüş bu. Benim o ya, tamam. Oğlum, sen ne zamandan beri odanı toplamıyorsun? Hiç toplamadım ki. Hadi televizyon nerede? Oynayalım hemen şu oyunu. Güzel dedin. Televizyon... Nerede ya televizyon? İşte buradaymış. Sağlam joystick'i ben kaptım. Sana dandik joystick kaldı Remzi. Ya ben niye dandik joystick'le oynuyorum? Dandik joystick'in buralarda bir yerde olması lazım. İyice bakalım. Yok burada. Burada da yok. Burada mı acaba? Bakayım bu ne? Kokarcaymış. Ne haber Osman abi? İyidir Kamil, senden ne haber? Bu da dandik joystick değil. Sanırım nerede olduğunu biliyorum. Dandik joystick kesin bunun içinde bir yerde olmalı. Ben içeri giriyorum. Eğer 5 dakika içinde gelmezsen polisi arayın. Hadi bay bay. Şunu da şuraya koyalım. Evet, bunu da buraya koyduk mu her şey yerli yerinde oluyor. Sen ne yaptığını zannediyorsun? Ne? Olamaz! Bütün eşyalarım etrafa saçıldı. Seni şimdi yakalayacağım. Alo Hulusi, Şakir 5 dakikadır gelmedi. Seni aramamızı söyledi. Oğlum, polisi arayın demiştir. Ben Hulusi anladım. İyi,
Neyse, sen ne yapıyorsun? Küçük nasıl büyüdü mü? Yok, büyümedi, aynı kaldı. Soru mu bu ya? Kapat lütfen Remzi. Remzi, ne zaman Atari oynayacağız? Bence biz de arkasından gidelim. Çocuğa bir şey olmasın. Atari oynayaydık iyiydi. Ya yürü hadi. Ya. Vay vay vay. Bizim oğlanın odaya bak sen. Asıl senin oğlana bak sen. Aha, dandik joystick bulmuş. Aslan oğlum. Baba, yardım edin. Galiba canavar senin oğlanı yakalayacak Remzi. Kimse benden izinsiz oğlumu yakalayamaz. Atla Osman, gidiyoruz. Hop, ticari. Sağa çek. Oo. Aha, Osman abi. Şakir, atla çabuk. Dandik joystick nerede? Al burada. Bana ne veriyorsun? Remzi oynayacak onunla. İyi tamam, oynarız be. Hadi gidelim artık buradan. Sonra? Ne yapıyoruz? Hadi evimize gidelim. Vallahi tabelama bele yok hiçbir yerde. Öyle dümdüz gidiyorum. Nasıl kurtulacağız buradan? Merkez. Kurtarın bizi buradan. Tamam. Alo. Sizi kurtaramayız. Hayatınızın sonuna kadar bu pasaklı yerde gezip duracaksınız. Anlaşıldı, tamam. Merkez yaktın beni, merkez. Buradan asla kurtulamayacağız. Bir dakika, bir dakika. Biri ağlıyor, duyuyor musunuz? Osman ağlıyor işte. Ben ağlıyorum işte. Ya bir sussun herkes. Bakın, dinleyin. Aa, hakikaten. Vay be, benden daha güzel ağlıyor. Canavar bu ağlayan. Bakın. Çabuksuzum. Belki de canavar bize nasıl çıkacağımıza dair yardım edebilir. Canavar dedin, canavar dedin, canavar. Hayır, canavar dedim. Canavar daha güzeldi. Oğlum canavar o kadar kovaladı seni. Şimdi gitmemiz ne kadar mantıklı sence? Yok baba, ağlayan birinden zarar gelmez. Bana güvenin. Ticari bekleme yap, ticari. Pardon, canavar bey. Evet, canavar demesi daha güzelmiş. Biz acaba bu çöplükten nasıl kurtulup kendi evimize dönebiliriz? Bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Bundan nefret ediyorum. Neden nefret ediyormuş? Ya ne bileyim. Ben de onu dinliyorum Osman abi. Her şey her yerde. Nasıl? Anan da hep bu lafı diyor Şakir. Etrafa baksanıza. Bütün gezegenim darmadağın oldu senin yüzünden. Böyle bir yerde kafamı toplayamıyorum. Hiçbir şey düşünemiyorum. Odaklanamıyorum. Odaklanamıyorum. Şakir, Şakir. Pazarlık yap, pazarlık. Evet, hadi pazara gidelim. Hayır, bak şimdi. Ben ne dersem onu tekrar et, tamam mı? Süper pazarlık yapacağız. Tamam, hazır mısın? Hazır mısın? Oğlum, sana diyorum. Oğlum, sana diyorum. Ne var ya, ne var? Şaka mı yapıyorsun evladım, bana baksana. Şaka mı yapıyorsun evladım, bana baksana. Bakıyorum işte. Çıktın oraya. Ya herkes sussun. Bize yardım edersen biz de sana yardım ederiz canavar kardeş. Ciddi misiniz? O zaman sizden minnacık küçücük bir iyilik isteyeceğim. Ya söyle canım, ne kadar zor olabilir ki sonuçta? Bütün gezegende dört bir yana dağılmış bütün eşyalarımı tek tek toplayıp kategorilere ayırarak rafıma dizmenizi istiyorum. Ben gidiyorum. Otur şuraya Osman. Ben evde bile yere çöp atıyorum. Bana çok ters işler bunlar Remzi. Yapma gözünü yağını yiyeyim. Bak. Eğer bize yardım etmezsen dandik joystick'le sen oynarsın. Ne? Bu daha korkunç. Tamam, yardım edeceğim. Alın. Bu da kategori listesi. Ben biraz daha ağlayacağım bu sırada. Bir planım var. We'll be right back.
olsaydı. Oh be! Şimdi kafam çalışmaya başladı. Oh ne güzel rahatladım. Her şey yerli yerinde. Tamam yeter ya, o anladık. Hadi artık bizi evimize ışınla da Atari oynayalım. Evinize ışınlanmak mı? Ne sandın burayı, bilim kurgu dizisi mi? Bize söz verdin ya adam. Kurtulmamıza yardım edecektin hani. Bak bağırtma beni. Buradan çıkmanın tek bir yolu var. Buraya girdiğiniz yerdeki dağınıklığın temizlenmesi gerek. E buradan nasıl temizleyeceğiz odamdaki dağınıklığı? İşte bununla. Bu ne be? Evlat, bu bir çağın başlangıcı. Bu bir dönemin kurtarıcısı. Bu garip grup seslerin kaynağı. Bu bir telgraf. Ne yapacağız bunu? Bununla evdekilere mesaj yollayacaksınız. Onlar da odamdaki pisliği temizleyecek. Tamam, ver bakayım. Alo, alo. Sesim geliyor mu? Oğlum Ercan, anahtar koltuğun altında, beni ara. Hayır, öyle kullanılmaz o. Morse alfabesiyle mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Morse alfabesi mi? Vay canına. Hayır, Morse. Bak şimdi, bir kısa bir uzun tık A demek. Alın, bu kitapçıkta bütün harfler var. Başka bir çözüm yok mu canavar bey? Hani e-mail atsak, mesaj çeksek cepten? Ha var var. Var ama ben vermiyorum. Akılsızım ya ben. Öylesin evet. Peki bizim yolladığımız mesajları evdekiler nasıl alacak? Hadi buna cevap ver bakayım. Tabii ki evdeki en eski eşyayla. Sence saçımı böyle mi yapayım yoksa böyle mi? İkisi de aynı. İkisi de kötü o halde. Yine mi ya? Anne! Bu çamaşır makinesi yine bozuldu. Tamam bırak. Baban gelince yapar. Bir dakika bir dakika. Bir kağıt kalem ver. Ne oldu ki? İki kısa bir uzun. Bir uzun bir kısa. Üç kısa. Aylin iyi misin? Çabuk elektrik süpürgesini getir. Babanların başı dertte. Hayatımda duyduğum en saçma cümleydi bu. Morse alfabesi mi? Sen nereden öğrendin Morse alfabesini? Her zamanki gibi. Bir gün çok canım sıkıldı. Ay yazık. Baba? İşe yaradı. Morse alfabesi işe yaradı. Canan sen bir harikasın. Bana değil, ailene teşekkür edin. Bir şey değil gençler. Hadi oyun oynayalım artık. Atarım nerede? Galiba onu da süpürdüm ben ya. Hadi hadi tamam tamam hadi bay 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 bay. Açılın açılın, maça geç kalacağım. Maç kaçtaydı? Lütfen biri söylesin lütfen ya. Hangi kanaldaydı? Hangi kanal veriyor? Alo alo Necati, neredesin Necati? Alo alo. Lahmacunları aldın mı? Ben eve gidiyorum şimdi. Aldım ama ufak bir sorun var, ben dayanamadım, lahmacunları yedim abi. Bir daha al o zaman. Tamam deneyeceğim, bana şans dile. Hadi bol şans, bay bay. Alo. Alo Remzi. Necati yine dayanamadın, yedin lahmacunu değil mi? Yok be abi, ne alakası var? Bir de utanmadan yalan atıyor. Sen de mi buradaydın? Lahmacun yer misin? Hayır yemem. Zaten boş kutu o. Kimi kandırıyorsun Necati? Bitmiş, yine dayanamadım, görüyor musun? Kapat Necati kapat. Hala telefondayız. Çabuk koş, maça geç kalacağız. Yetiştik be, başardık. Gelmiş geçmiş en çok beklenen maç şimdi başlamak üzere. Ve hakemin düdüğüyle maç başladı. Nasıl? Hayır, olamaz. Oldu be. Çalışsana şapşal. Yana çekil bakayım şöyle. Bozuk ya bu televizyon. Yedim seni Necati. Yedim seni. Ne oluyor ya? Çalışmıyordu, sen de aynını yaptın. Öyle sallanır mı zangır zungur? Lahmacun yer misin? O ne? El ilanı bu. Niye yedin Necati abi bunu? Çok acıkmıştım, hatırlamıyorum. Mega Tekno Bazar yarın sabah kapılarını dev bir promosyonla açıyor. Yarın sabah gelen ilk müşteri bir adet son model televizyonun sahibi olacak. Hem de bedava. Bedava mı? Evet. Sabah kapılar açıldığında mağazamızda saklamış olduğumuz televizyonu bulun ve evinize götürün. Bedava demek ha? Siz de benim düşündüğümü mü düşünüyorsunuz yoksa? Ben sırtımı kesen etmeyi düşünüyorum. Eğer dağıtılan bütün broşürleri mahallenin eline ulaşmadan toplarsanız kimsenin bu promosyondan haberi olmayacak. Ve siz de elinizi kolunuzu sallayarak gidip bedava televizyonumuzu alacaksınız. Ailenin akıl küpü bu kız ya. O yüzden şimdi gidip bütün dağıtılan broşürleri toplamalıyız. Hadi yürüyün.
O ne ya? Leyla Hanım'ı. Bakayım bir şuna. He? Hey, hop, hop. Şşt, hop, ver bakayım. Ver bakayım onu. Ha, ne oluyor be? Baba bakın bakın şurada da var. Uyuz Tanju. Ne yapıyorsun? Eskiler alıyorum. Eskiler verip musikiler alıyorum. Bu yarım domatesi yiyecek mi? Evet, tamam. Neden topluyorsun bu broşürleri? Kürşat ve adamları mahalledeki bütün broşürleri toplarsan bir tane gofret vereceklerini söylediler. Hem de çokolatlı. Akbaba Kürşat ha? Neden böyle bir şey istesin ki? Biz siz mi akıllısınız? Ha? Akbaba Kürşat? Aferin Uyuz Tanju. Ver bakalım şu broşürleri. Önce gofret. Ertan, verin oğlum şunun gofretini. Aynı anda değiştireceğiz. Tamam. Alın öyleyse. Hı? O ne? Sana o domatesi yiyeceğim demiştim. O benim yarın akşamki yemeğimdi. Broşürler! Baba broşürler! Kimse o broşürlere bakmasın. Hay aksi. Şimdi herkes promosyondan haberdar olacak. He? Bu ne ya? Mega Tekno Bazar yarın sabah kapılarını... dev bir promosyonla açıyor. Mağazada gizlenmiş televizyonu bulan bir kişi hiçbir ücret ödemeden evine götürüyor. Hay bin kunduz. Herkesin promosyondan haberi oldu. Ertan, Necmi çabuk yürüyün. Mağazanın önünde kamp kuracağız. Eyvah baba herkesin haberi var. Oğlum çabuk eve git çadırı kap gel. Bu gece kamp kuruyoruz. Mağazanın kapısına en yakın bizim çadır. O televizyon bizim olacak. Remzilerin yerini gördünüz mü? Ne kadar da yakınlar mağazanın girişine. Baksana biz sıranın en gerisindeyiz. Acaba mağazayı kendimize doğru mu ittirsek? Hayır, mağaza çok ağır. Benim aklıma daha iyi bir plan geldi. Oh, evet abi, gözlerini kötü kötü kısmandan anlamıştım zaten. Tamam. Yerimiz fena değil. En önlerde sayılırız. Tanju, senin ne işin var burada? Domatesimi almadan hiçbir yere gitmiyorum. Yedim ben onu Tanju. Gördün. Tamam. Tamam değil. Ver çabuk domatesimi. Ya beni delirtmeyin. Televizyon almaya geldim ben buraya. Kamp yapmaya değil. Ha, bir dakika bir dakika. Sallanıyoruz baba. Beyler. Ben bir dışarı çıkıp ne olduğuna bakacağım. Ne oluyor ya? Eyvah! Bütün dünyayı sular kaplamış. Neredeyiz ya biz? Baba! Bizi denize atmışlar. Kim bizi niye denize atsın oğlum? Nasıl? Su güzel mi? Biz de girelim mi? Hadi gidelim çocuklar. En öndeki sıramız bizi bekler. Evet arkadaşlar, yaklaşık 2 saat sonra sabahın ilk ışıklarıyla birlikte mağazamızın açılışını gerçekleştireceğiz. Öğretmenim, öğretmenim. Ben senin öğretmenin değilim bir kere. Ben buranın müdürüyüm. Neyse, ben şimdi gidiyorum, siz de çalışın bakalım. Pişt, pişt, Arif, Arif. Hediye televizyonu müdürün dediği yere koydun değil mi? Ha? Ne televizyonu? Ya ne unutkansın be oğlum. İlk bulan kişiye vereceğimiz televizyon işte. Ha, evet, evet, evet. Şeydi o ya. Şeydi. Neredeydi ya? Ha? Daraldım. Böyle böyle afacanlar bastı bana. Tamam sus ya, anladık. Seni niye kaçırdık biliyor musun? Adres mi soracaksınız? Hayır be, ne adresi? Bedava televizyonu nereye sakladınız hemen söyle. Bugün günlerden ben kimim? Ne diyorsun oğlum? Yok yok ya, bugün günlerden karpuzdu. Abi, bu adamdan bir şey öğrenemeyeceğiz galiba. Sürekli gözümü kısıp plan yapıyorum ama ne yapayım? Sonuçta ben de planlarımı böyle yapıyorum. Hah, buldum. Ertan, bana aynı bu Veled'inkisi gibi saç ve aynı böylesinden çerçeveli gözlükler bul hemen. Hadi. Tamam patron. Tamam. Doğru ya. Bir de aynı bu Veled'inkisi gibi Mega Tekno Bazar tişörtüne ihtiyacım. Bu da oldu. Şimdi o televizyon bizim olacak. Artık bırakır mısın beni? O kadar köpek balığı yakalamışım. Herkese göstermeden bırakır mıyım hiç? Baba baksana sıramızı da kapmışlar. Ne yapacağız şimdi? Bir planım var. Meteor düşüyor. Herkes kaçsın. Canını seven burayı terk etsin. Meteor tam da buraya düşecekmiş. İşte bu kamp kuranların tam ortasına. Kaçın. Dünyanın en büyük meteoruymuş bu. Evet.
aşırı büyük bir şeymiş. Kaçın. Herkes evlerine gitsin. Hala ne duruyorsunuz? İşte bakın. Geliyor. Bakın. Necati. Pişt, Necati. Hadi sen oğlum. Kapavuş. Şomburt. Şomburt ne be? Ya bırakın şunları ya. Hadi gidelim buradan. Bırak şunları ya. Necati, Necati. Necati. Sus artık, gittiler. Aradığınız meteora ulaşılamamaktadır. Kötülük de yaparım karı yerde. Gel buluşalım sarı yerde. La 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 la. Ha? Arif. Oğlum ne yapıyorsun burada aylak aylak? Ne Arif'i? Ha, Arif. Evet, Arif benim. Neyse, al şu kovayı süpürgeyi temizliğe başla hemen. Neyse ya, işine odaklan Kürşat, sinirlenme. Şşt, bak bakayım. Bu hediye televizyon vardı ya, o neredeydi? Bak televizyon orada, tam tepede. Kimse yukarı bakmaz diye tavana astık. Hadi git, gözüm görmesin seni. Mağaza açıldığında benim olacaksın yavrucuğum. Evet arkadaşlar, mağazanın açılışına son birkaç dakika kaldı. Kapılar açıldığı anda dirayetli olun. Sakın korkmayın. Aynı anda bir sürü kişi içeri girmeye çalışacak. Efendim, kapıları açacak şanslı arkadaşımız kim peki? Pişt, sen gel bakayım buraya. Bir rahat vermediniz be. Şimdi yavrucuğum, birazdan kapının arkasında duracaksın ve işaretimle beraber mağazanın kapısını açacaksın. Tamam mı çocuğum? Anladım, anladım. Neyse, kapıyı açar hemen geri koşarım. Ne de olsa televizyonun yerini bir tek ben biliyorum. Pişt, hazır mısın? 3, 2, 1, aç kapıyı. Yavaş be. Nerede ya? Nerede bu televizyon? Burada yok. Burada da yok. Nereye sakladılar ki koskoca televizyonu? Hadi sene be ya. Bu da neymiş ki? Ha? O ne? Evet, şanslı müşteriyi bulduk. Yaşlı teyzemiz son model yüksek çözünürlüklü dev ekran bir televizyonun sahibi oldu. Oley, teyze televizyonu bulmuş. Helal olsun sana teyze. Ne diyorsunuz be, ben buldum o televizyonu. Benim ödülüm o, teyzenin falan değil. Saçmalama evladım, sen buranın çalışanısın. Çalışanlar hediye televizyonu alamaz. Aha işte bakın, ben burada çalışmıyorum. Benim adım Kürşat. Ben sadece burada çalışan Arif'i kaçırıp kıyafetini filan çaldım. Ben Kürşat'ım. Ödülün sahibi benim yani. İşte beni kaçıran adam burada polis bey. Adını şimdi söyledi ama unuttum. Biraz unutkanım da. Çabuk yakalayın şunu. Aşk olsun ya. Yapmayın etmeyin. Buyurun efendim. Televizyonunuz hayırlı olsun. Güle güle kullanın. Ya bu teyze nasıl kazanır ya? Nasıl? Nasıl? Tam da böyle bir kutu arıyordum. Ne kadar da güzel oldu. Televizyon burada kalsın. İhtiyacı olan biri gelir alır belki. Ha? Necati, çalışma saatinde uyuyor musun sen? Hayır, uyuma saatinde çalışıyorum. Ama ben rüyayım değil mi? Konuştuğumu duyamazsın. Al o zaman. Necati Bey, Necati Bey. Ne? Sizdeki gizli yeteneği gördüm. Size bir iş teklifim var. Ay, hangi gizli yeteneğimi gördün? Hortumumla flüt çalabilmemi mi? Kafadan 7 ile 9'u çarpabilmemi mi? En azından kafadan bölemiyor. Hala tek parçayız. Ankara'da dev bir şirketim var. Bu işin bir parçası olmak ister misiniz? Şehir olan Ankara mı, gezegen olan Ankara mı? Gezegen Ankara'da mı varmış? Pişt, Çankırı, dönme etrafımda. Ne yapayım Ankara abi? Uydunum ben senin. Bizim adımız niye böyle? Türkler keşfetmiş bizi. Bak şu göktaşını da onlar keşfetti. Bayburt! Selami, hayırlı işler. Bu adam da kim? Teyze dur, karşıya geçmene yardım edeyim. Durak! Durmayalım, boş ver. Minibüsü kaçırdım, gel buraya.
Gördüğün gibi İstanbul'un bana ihtiyacı var. Şey hanım, adınız neydi? Leyla. Leyla hanım, bensiz yapamazlar. O kadar emin olma. Gel iddiaya girelim. Bu şehir sensiz yapabilirse bizimle çalışmaya Ankara'ya geleceksin. Anlaştık. Bu şehirde ben olmazsam akan sular durur. Akan sular durdu. Her gördüğün küvette duş almamak lazımmış demek ki. Bari her gördüğüm küvette gofret almaya gideyim. Kelebek geni ile muz genini karıştırma deneyimiz de sona geldik Canan. Her şey tamam da niye yapıyoruz biz bu deneyi? Çünkü muz kabukları kanatlanacak ve kendi kendine çöpe bulaşacak. Böylece sokakta kimse muz kabuğuna basıp düşmeyecek. Bir ketini düşüren var mı? Ben. Önce o beni düşürdü, sonra ben onu. Kaybetmeyeyim diye kocaman yaptım, başımıza dert oldu. Ne olur beni mutasyon cüzdana verme Necati. Nakit para gibi çok fena harcar beni. O zaman beni bir günlüğüne görünmez yapacaksın. İstanbul ben yokken nasılmış ona bakacağım. İddiaya girdim çünkü. Görünmez yaparsan başımızdan gidecek misin? Bakarız. İyi tamam, al. 24 saat görünmeyeceksin. Göremiyorum iddia. Gözünü aç Necati. Ha? Necati, kapıyı açmak için kapı kolunu çevirmen lazım. Hah, aferin. Bakalım İstanbul bensiz bir gün dayanabilecek mi? Şimdi ne yapsam acaba? Acaba meşhur filmdeki görünmez kahraman olsa ne yapardı? En iyisi tüm film serisini izleyip fikir edinin. 23 saat sonra. Filmden çok harika fikirler öğrendim. Çok eğleneceğim ve dünyayı kurtaracağım. Ama zamanım kalmamış. Ama neyse. Başkanım. Neler oldu bilmiyorum ama şehrimiz bir anda güzelleşti. Ha? Nasıl yani? Baksanıza. Herkes çok mutlu. Çok mutluyuz. Bakkal çiçek açtı. İnekler %200 daha verimli süt veriyor. Bisküvi getirin çabuk. Bu sütün hepsi bitecek. Nasıl? Ben yokum diye mi? Ne yapıyorsanız aynanı yapmaya devam edin. Dedemi parka götürmüştüm. Devam et, sakın bırakma. Gel buraya dede. Salıncakta sallayacağım seni. Ama ders çalışacağım ben. Oyun oynamadan olmaz. Gel. Gel buraya. Kaydırakta çalışırsın ben seni. Diğerleri umurumda değil. En iyi arkadaşımın ben yokken üzüldüğüne eminim. Çok mutluyum. Çünkü muzlu kek yiyeceğim. Sıram doldu. Neler oluyor Necati? En iyi arkadaşımı ben yiyecektim. Sen yiyemezsin Remzi. En iyi arkadaşın kek mi? Artık öyle. Artık değil çünkü yedim. Benim en iyi arkadaşım yok. Ne yapıyorsun Necati? Valizimi topluyorum. İyi de niye benim eşyalarımı koyuyorsun? Bir gün gittim, hemen kahkahalar buzlu kekler. Hepiniz çok mutlusunuz. Mutsuz olmamızı mı isterdin? Ama bu çok bencilce. Bana ihtiyacınız yok demek. Belki senin bize ihtiyacın vardır. Yetişkin bir filin sadece 3 şeye ihtiyacı vardır. 1 yemek yemeye, 3 matematik öğrenmeye. Birden 3'ü atladın. İlkokulda da 2'ye gitmeyi unutup birden 3'e atlamıştım. Nereye gidiyorsun Necati? Ankara'dan iş teklifi geldi. Bundan böyle üst düzey yönetici olacağım ben. Hadi merhaba. Elveda demek istedin herhalde. Üzgünken kafam çalışmıyor. Hoş bulduk. Of, yine beceremedim. Büle. Ha? Bir şey demeyecek misin baba? En iyi arkadaşın gidiyor. Gidenin önünde durulmaz. Baksana duranlara ne oluyor? Ankara burası mı? Nerede bu Ankara? Ankara muzlu sütü mü bu? Merhaba, doğru mu geldim acaba? Bence yanlış geldin. Keşke otobüse falan binseydin. Ama sen yürüyerek gelmişe benziyorsun. Ankara'daki şirket burası değil mi? Yani binlerce şirket var burada ama... Böyle saçma sorular sorduğunuza göre siz Necati Bey olmalısınız. Gelin bir kimlik çıkaralım size. Kimlik için fotoğrafımı güzel çek ama. Bir saniye. Yalnız kadraja sığmıyorsunuz. Bu ne? Fotokopi makinesiyle fotokopinizi çekeceğiz artık. Gülümseyin. Fotokopi değil. Fotokopi.
gelin. Size masanızı göstereyim. Sorun değil. Buldum ben masamı. O da ne? Süper Hüber haberle bir son dakika gelişmesi. Kötü giden bir deney sonucu uçan buzlar İstanbul'u istila etti. Ortalık karıştı. Herkes çok mutsuz. Bakın bu kadın mutsuz. Bu adam da. Bu çöp kovası da mutsuz. Kokuyorum çünkü. Ben de mutsuzum. Çünkü çok süper Hüber haberler yapıyorum. Süperi anladım da Hüber ne? Biliyorum. Ben gittiğim gibi her şey bozuldu. İstanbul'un bana ihtiyacı varmış. Hop hop Necati Bey nereye? Sözleşme imzaladın. Artık bu şirkette rolün çok büyük. Hiçbir yere gidemezsin. Ne ara imzaladın? Gülümse, çekiyorum. Pist pist, Necati abi, seni kurtaracağım. Gel benimle. Ha, küstüm ben size. Hadi babama küsmeni anladım. Bana niye küsüyorsun? Ne bileyim, adı Ç harfiyle başlayanlar çok bilmiş oluyor. İyi de benim adım Çakir değil ki, Şakir. Demiştim çok biliyorsun diye. Küstüm işte, küstüm. Bak, babam gittiğinden beri ağlıyor. Kadriye! Kavanozu açamıyorum Kadriye. Sanki benimle alakası yok gibi. Kavanoz senin kod adın, anlasana. Tamam, inandım. Acaba her şeye kolay mı inanıyorum ben? Neyse, gel ışınlanarak dönelim İstanbul'a. Seni asansörün ışınlanma cihazı olduğuna mı inandırdılar cidden? İşte bunu beklemiyordum. İşte uçan muzların sonuncusunu da yakaladık. Çok zor oldu. Bir daha böyle deneylere kalkışmayacağım. Hey, bu parmaklıkların arası amma geniş. Uçarak çıksanıza. Necati, akıl vermesene şunlara. Kaçın. Yine geldiler. Bu muzlar yine uçuyor. Bırakın başımızı. Ne istiyorsunuz üstad? Sonunda minibüse binebileceğim. Çekleri serbest bırakın. Serbest bırakın. Süper Hüber haberden son dakika. Uçan buzlar tüm şehri gıcık ediyor. İşte gıcık olan bir kadın. İşte gıcık olan bir adam. İşte gıcık olan bir çöp kovası. Kokuyorum çünkü. Bırak. Duş alayım. Nereden çıktı bunlar? Kim bunun sorumlusu? Canan yaptı. Arif yaptı. Ben de Eloko. Hayır. Tüm bunların sorumlusu benim. Hayır. Bırakın. Sorumluyu bulduk işte. Nereye götürüyorsunuz? Bilmem. Sen öyle deyince gaza geldik. Şurada indirsenize. Evime gitmeye çalışıyorum. Yakalayın. Evine götürelim. Bırakın. Remzi, özür dilerim. Affet beni. Son bir işe ne dersin? Bülü bülü derim. Seninle sonuna kadar giderim Remzi. O zaman kap süpürgeni de yakalayalım şu uçan buzları. Kaptım. Sokak hayvanlarına terfi verin. Bundan sonra ilçe hayvanları olsunlar. Yok yok. En iyisi mama verin siz. Necati nereye? Ankara'ya dönüyorum. Şirketten beklerler. Gerçekten gidecek misin? Beni bırakın. Sizin bana ihtiyacınız yokmuş. Benim size ihtiyacım varmış. Sonunda anladım. Başka ne anladın? 7 ile 9'u çarpamadığımı. Aferin. Ama artık kendi toynaklarımın üstünde durmanın vakti geldi. Elveda. Necati, öğrenmişsin vedalaşmayı. Ağlaya güle. Merhaba, bay 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 bay. Artık yolumuza Necati'siz devam edeceğiz oğlum. Güçlü kalmalısın. Ama onu hep hatırlayacağız. Gerçi hala burada gibi hissediyorum bak. Baba, Necati abim zaten burada. Ha? Necati, niye buradasın sen? Meğer üst düzey yönetici değilmişim. Görevim dikkat kaygan zemin tabelasını tutmakmış. Sen yokken ne yapacaklar? Bilmem, idare ederler bir şekilde. Kaydığımız için işimizi yapamıyoruz. Şirketimiz batıyor.